Yol bizi bekler. Sanırım geldik Çek. Bayağı uzun yolumuz var. Onu görmeliyiz. Az önce ağacı buradan kaldırmaya çalıştık. Hey Çek. Dostum. Tam merkezine ulaşmaya çalışıyorum. Altında bir şey var. Ah! Bu da ne böyle? Sen de nesin böyle ha? Vay canına. Pekala, onu açmaya ne dersin dostum? Bu gerçekten de çok heyecanlı. Hadi Çek, aç onu dostum. Ama atarım. Bu ipi neyden yaptılar çok merak ediyorum. Uzun yıllardır dayanabilmiş. Ah, bu da ne dostum? Bu bir hazine haritasına benziyor. Hazine, çarpı işareti ve bir aman tanrım. Bir pusula. Ne denir buna? Hey dostum, bu gerçekten de bir define haritası falan işte. Doğu, batı, hey. North, south. Aman tanrım, yarı İngilizce. Jack dostum, bu da ne böyle ha? Bu haritayı defalarca bulabilirsiniz. Bu uyarıyı dikkate almayın. Bu da ne demek oluyor ha? Anlayamadım. Aa. Bu çok tuhaf. Dikkat! Bu haritayı defalarca bulabilirsiniz. Bu uyarıyı dikkate almayın. Pekala. Dostum, hadi yola çıkalım. Hadi bakalım. Yol bizi bekler. Aman tanrım. Neler oluyor dostum? Abi doğru gittin, emin misin? Evet, ok yönleri buradan devam etmemiz gerekiyor. Şurada bir elektrik direği var dostum. Haritada böyle bir şey var mı? Sokak lambaları ya da Facebook. Acaba hangisi? Bunlar Facebook direğine hiç benzemiyor. Facebook mu direği? Burada ya da Facebook yazıyor, bilmiyorum. Sanırım bu şekilde ilerlemeliyiz. Bu tarafa doğru. Jack dostum, sen önceden bilim adamlığı okulunda okumuştun değil mi? Hadi dostum, bu kaplumbağanın hikayesini anlat. Bu parçalanmış olan kaplumbağa aslında 300 yıl öncesinden tasarlanmış ve insanlara hükmediyormuşçasına bir görüntü veriyormuş. Yani burada insanlar toplandığı zaman onlara hükmediyormuş Darwin. Anlatabiliyor muyum? Bu inanılmaz bir şey dostum. Bu aslında el yapımı bir kaplumbağa olarak geçiyor. Bana kalırsa taşlaşmış bir kaplumbağa dostum. Yani bu bir gerçek kaplumbağa mıydı Jack? Evet, o yaptığı günahlardan dolayı taş kesilmiş. Sanki Tarkan'ın babasına el kaldırması gibi. Hadi ama. Şimdi cezanı buldun işte pislik. Jack. Dostum, burası teleport kapısı olmalı. Buradan benzemiyor. Yandan bakmalıyım. Evet, bu gerçekten de bir teleport kapısı. Ben teleport kapılarına inanmam. Pekala, git ve dene. Hadi Jack, git ve dene dostum. Bu teleport kapısına inanmıyorum ama sana de dedim, madem inanmıyorsun. Şurada bir tuşu var. Aman tanrım. Dostum. Bu da neydi ha? Seni aman Allah'ım, sadece 2 metre geriye ışınladı dostum. Hadi ama. Yanlış tuşa basmış olabilir miyim? Bilemiyorum dostum. Bir kez daha denemelisin bence. Elime dikenler battı. Nasıl bir yere teleport ettin beni ha? Şimdi tekrar deniyorum. Aman tanrım. Jack. Aman tanrım. Darwin bana teleport kapısından geçebileceğimi söylediğinde ona inanmıyordum. İlk dokunuşumda yaklaşık 2 metre falan öteye teleport oldum. Yani ışınlandım. İkinci dokunuşumda ise aman tanrım, gözlerimi açıp kapatıyordum. Bir anda İtalya'daydım ve açıp kapatıyordum. Sonrasında bir bakıyordum ki Mısır'da piramitlerin üstündeydim. Sonra gözümü açıp kapattığımda bir de kendimi bakmışım ki kaplumbağanın üzerinde buldum. Dostum, teleport gerçekten de çok tuhaf bir şey.
Tam buraya gelmiştim işte. Yani toplamda yine 2,5 metre falan hareket ettim. Darwin sadece bu kısmı görebiliyordu. 2,5 metre öteye gitmişsin. Halbuki ben dünyayı tam 8 defa teleportla dolaşmış kadar yol kat ettim. Evet, işte tam şurası. Şurayı görüyor musun? Burası önceden kale gibiymiş. Evet, Hodor Kalesi. Ve kumlarla kaplanmış dostum. Kumlarla kaplanmış Jack. İşte tam şurada da haritada haritadaki dağlar var. Dağlar var. İşte karlı duruyor ama şu an zaten kar yağma vakti değil. Pekala. Çok yaklaştık. Hadi devam edelim Jack. Aman tanrım. Hazine yazan yere çok yakınız. Hazine. Acaba hazine yazan yerde mi yoksa çarpı işaretli yerde mi? Dostum tabii ki de çarpı işaretinde. O zaman bayağı uzun yolumuz var. Hadi gidelim Jack. Şu kanyondan gidelim. Aman tanrım Jack, iyi misin dostum? Orada bir teleport vardı ve eminim ki Jack şöyle dedi. Ben gerçekten de ışınlandım. Dünyanın birçok yerine gittim ama Darwin bana inanmıyor. Tabii. Lanet olsun dostum. Sadece oraya dokunuyordu ve 1 metre zıplıyordu işte. Ondan sonra da bana böyle diyor. Darwin aman tanrım, az önce İtalya'daydım dostum. Az önce İtalya'daydım. Ve sonra birden piramitlere gidiverdim işte. Mısır'daydım. Bu nasıl oluyor dostum? Hadi ama Jack, çocuk kandırmıyorsun dostum. Oraya dokunup zıpladığını herkes biliyor. Bunu yapmayı kesmelisin tanrım. Bu yapılar rüzgarın etkisiyle bu hale geliveriyorlar işte. Ve yaklaşık olarak... Yaklaşık olarak 800 yıllıklar ve uygarlık... Doğru ilerliyorsun. Doğru. Doğullar tarafından kullanılıyormuş. Sana doğru dedim. Doğru. Doğurlar tarafından kullanılıyor ve işte anlarsınız ya, kadınlar buraya doğum yapmaya geliyormuş ama tanrım. Bu insanlar gerçekten de çılgın dostum. Jack şunlara da bak, neler yapıyorlar. Hala buradan buraya, evet. Dostum, haritanın söylediğine göre buradan çıktığımız zaman birden dostum işte buradan çıkacağız ve tekrar buradan gireceğiz. Az önce yaşadığımız şey tam da buna benziyordu. Evet. Şurada bir ok işareti var, görüyor musun? Evet dostum, direkt definenin olduğu yere mi çıkacağız yani? Aman tanrım. Olabilir, çok yakınlarında bir yere çıkacağımızı garanti ederim dostum. Sanırım 500 metre falan kalmış galiba Jack. Altında da defineye gider yazıyor dostum. Gerçekten de doğru yolda olmalıyız. Haritadan bir kontrol edelim. Aman tanrım. Dostum. 500 metre dolaylarındaysak sanırım. Şurası Kapadokya, evet. Sanırım şu artık noktalı işaretlere yaklaşmış bulunmaktayız. Evet. Bu halde buradan gideceğiz. Tam şuradayız. Bir kazma falan buluruz herhalde. Sonrasında... ne?
Bence Jack çoktan umudunu kaybetmiş gibi. Saatlerdir bu defineyi arıyoruz. Elimizde harita ve sürekli yürü yürü yürü. Ama Jack artık bilemiyorum. Sanki hiç inancı kalmamış ve buna bir yalanmış gibi bakıyor. Buna daha fazla katlanamıyorum, anlıyor musun? Aman tanrım. O hep böyle yapıyor. Bir harita bulmuşuz işte be. Onu gidip defineden ne çıkacağını görmeliyiz. Onu görmeliyiz. Karşımıza tabelalar çıkıyor. 500 metre kaldı ve hatta 100 metre kaldı. Aa tanrım, üzerinde defineye giden yol bile yazıyor. Şuna baksana. Ama ona rağmen inanmıyor işte. Bu berbat bir şey. Aa. Darwin, daha ne kadar kazmalıyım dostum? Aa, geliyorum Jack. Hemen geldim işte dostum. Şu hale bak, yoruldum burada. Hala ne yapıyorsun? Sadece... Yarım saattir orayı kazıyor işte, bunu bile yapamıyor, sürekli söyleniyor, lanet olsun, bundan bıktım artık, tamam mı? En sonunda pes edeceğim. Bu bölüm için alt tarafı iki tane tabela çıkılması gerekiyordu ve sonrasında baktım gene ben çakıyorum. Neden Darwin sen çakmıyorsun ha? Bütün işleri bana yığıveriyorsun ve sonra da... Jack, bu işler nasıl yürüyor biliyorsun değil mi dostum? Sonra da benden daha tecrübeli olduğunu sürekli bana ima ediyorsun. Bundan sıkıldım. Ah, Darwin, bir konuyu netleştirelim. Dostum, her seferinde işleri ben yapıyorum. Artık tahammül edemiyorum. Daha nereye kadar kazmalıyım ha? Neden sen yapmıyorsun? Jack, bu işler nasıl yürüyor biliyorsun değil mi dostum? Ya Jack, onu bulmuşsun dostum. 100 metre kalmış. Buna inanabiliyor musun? Evet dostum. Burada bir tabela buldum. Sanırım onu iyi çakamamışlar. Bir de çivisi arkadan biraz yamutsalarmış sanki daha iyi olabilirmiş. Çok yaklaştık. 100 metre dediğine göre tam şuradayız. Biliyor musun Jack? Definenin tam şurada olduğuna yemin edebilirim. Dostum, haritaya göre buralarda bir yerde şöyle bir şey bulmamız gerekiyor. Buna ihtiyacınız bakalım olacak demiş. Neye benziyor? Bir çeşit balta falan mı? Bilemiyorum. Çok yakınız. Tam şu adımdayız Jack. Evet, ona çok yakınız. Pekala. Yola devam etsek mi diyorum. Ha, onu bulmuşsun Darwin. Aa evet. Evet, sanırım bundan bahsediyormuş. Ben de öyle alıverdim. Niye orada duruyor ki diye düşünüyordum. Aa Jack. Dostum, haritaya göre... çarpı tam burası. Evet, bu gerçekten de bir çarpı dostum. Sanırım geldik Jack. Yani şimdi haritada çarpı olan yerde miyiz dersin? Kazmayı çok yakında bulduk ve çarpı işareti de tam burada, evet. Bunlar tesadüf olamaz, öyle değil mi? Pekala, burayı kazmaya ne dersin? Ha, kazma işini bana bırak dostum. Sonunda bunu başardık, inanamıyorum. Bak şimdi hemen kazacağım. Hadi bakalım Jack, orayı güzelce kaz dostum. Aman tanrım, çok heyecanlıyım. Darwin, ne diyeceğim biliyor musun? Bakalım bu bizi nereye getirecek? Çarpının tam merkezi burası ama burada bir ağaç yatıyor dostum. Bu ne anlama geliyor dersin? Ağacı ortadan kaldırmalı mıyız yoksa altını kazmaya devam etmeli miyim? Yaklaşık bir saattir kazıyorum. Belki de altına doğru kazmalıyız. Ne bileyim işte. Az önce ağacı buradan kaldırmaya çalıştık. Hey Jack. Dostum. Tam merkezine ulaşmaya çalışıyorum. Altında bir şey var. Ah! Bu da ne böyle? Sen de nesin böyle ha? Ah Darwin, bu bir... Dostum. Haritaya benziyor. Bum bum bum. Sence bu harita bulma sahnesini hazır buradayken çekmeli miyiz?
bir bence, daha. Bence çekelim yani. Ne var ki bunda? Dikkat. Bu haritayı defalarca bulabilirsiniz. Bu uyarıyı dikkate almayın. Neden bulmayalım ki dostum? İhtiyacınız olacak. Evet. Abi büyükanne biliyor musun, bu bir define haritası. İşte bu define haritasını bize like atan 20 kişinin içerisinden birini seçeceğiz ve aynı zamanda da yorum atmış olacak. Bunu ona hatıra olarak göndereceğiz büyükanne. Bu çok iyi.